umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz, gençliğe merhaba diyoruz. Yeni Mesaj Gazetesi'nin hazırladığı bu YouTube kanalında gençlerimizle sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Onların zihinlerini karıştıracak, anlaşılmayacak kavramlar, terimler üzerinde durmayacağız. Gönülden gönüle sohbet yapacağız. Çünkü bugüne kadar gençlik bir günah keçisi gibi hep üzerine gidilen oldu. Suçlar, ötekileştirmeler, toplumdaki olumsuzluklar hep gençliğin üzerine yüklendi. Halbuki genç değildi suçlu olan. Eğer ortada anlaşılmaz, suç makinasına dönmüş, umutsuz, gelecek hayallerini kaybetmiş, ahlak dışı, din dışı, milli duygular dışında hareket eden bir gençlik var ise, bu gençlik kendiliğinden meydana gelmedi. Mutlaka elde edilen bir ürünün tohum aşaması vardır, ekmesi vardır, biçmesi vardır, sunulması vardır. Ama toplumda insanımız genelde işin kolayını seçmektedir. Suçlu arama. Biz asla bu programlarda suçlu aramayacağız. Tapduk Emre'nin çok hoşlandığım bir ifadesi vardır. Adalet suçluyu bulmak değildir. Adalet masum olanın sonuna kadar masumiyetini aramak ve bulmaktır der. Şimdi eğer ortada suçlanan bir kesim varsa, bir suç varsa en kolay olanı şudur. Suç bazı vesileler ortaya konulur ve birinin üzerine giydirilir. Sen suçlusun, suçlusun denilir ve ortadan suç kaldırıldığı zannedilir. Ama suç öyle ortadan kalkmaz. Aslında eğer suçu ortadan kaldırmak istiyorsak bu şuna benzer. Eğer bir yerleri sivrisinekler talamış ise tek tek sinekleri öldürmekten bir noktaya gelemezsiniz. Burada yapılması gereken şey nedir? Bataklığı kurumaktır, kurutmaktır. Sineği oluşturan unsurları ortadan kaldırmaktır. Madem öyle, peki bu oluşmuş olan gençlikten şikayetiniz var ise bu gençler gökten zembilden inmedi. Bu gençleri anne babalar olarak önce siz birbirinizi tercih ettiniz, evlendiniz, ondan sonra onu dünyaya getirdiniz, siz yetiştirdiniz, siz ona her şeyi evinizde öğrettiniz, sonra sokağa saldınız. Eğer sokaklar bu haldeyse evde verilmesi gereken eğitimi vermediğiniz için suçlu gençler değildir. Suçlu büyüklerdir. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Madem ki bizi geleceğe taşıyacak olan umudumuz gençlerdir. O zaman mutlaka ve mutlaka gençlik aidiyet duygusuyla bezenmeli, milli ve dini duygularla yoğrulmalı ki millet olarak, devlet olarak bizi geleceğe taşısın. İnşallah bundan sonraki sohbetlerimizde çok güzel şeyler konuşacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, tavsiye etmeyi ihmal etmeyin.